Değerli izleyiciler, Engelsiz Üniversite tercih sürecindeyiz. Programlarımıza farklı üniversitelerle devam ediyoruz. Bugün İstanbul Üniversitesi'ne konuk olacağız. Uzaktan da olsa İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Engelliler Birimi Koordinatör Yardımcısı Ilgın Aydınoğlu ile beraberiz. Ilgın hoş geldin. Hoş bulduk Emre, merhaba. Teşekkür ederim sana ve üniversitene vakit ayırıp bu programa katıldığın için. İzleyicilerimizden de videoyu beğenmelerini ve kanala abone olmalarını bekliyoruz. Ilgın, şu anda bizi İstanbul Üniversitesi'ndeki ofisinden mi karşılıyorsun? Evet, şu an Beyazıt Merkez Ofis'teyiz. Burası İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde Taş Odalar denilen yerdeyiz. Taş odalar tek tek odalardan oluşmuş tarihi bir yapı. Bu şekilde olan bir yer. Engelliler Uygulama Araştırma Merkezi'nde de biz toplamda 5 tam zamanlı personeliz. Merkez Müdürü Profesör Doktor Resa Aydın. Aynı zamanda Engelli Öğrenci Biriminin de koordinatörü kendisi. Onun yardımcı olarak ben Ilgın Aydın'ı ve Hayri Çayır'la arkadaşlarımız 2 kişi çalışıyoruz. Bir sekreteryamız var, Songül Gülşen ve bir de Enügar'ın sanat atölyesi var. Orada da ressam Filiz Bozan görev yapıyor. Bunun dışında da kısmi zamanda öğrencilerimiz var. 3 tane, 4 tane duruma göre değişiyor. Şundan bahsedeyim önce. Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 2002 yılında kurulmuş bir merkez ve bilenler vardır. Türkiye'de engelli öğrenci birimleriyle ilgili ilk yönetmelik 2006'da çıktı. Dolayısıyla yönetmelik çıkmadan önce engelli öğrenci birimi Enügar'a bağlı, kısaca Enügar deriz biz. Onunla bağlı olarak kurulmuştu. Yani aslına bakarsanız birçok konuda farklı vizyon ortaya koyan bir merkez burası. Dolayısıyla hem hak temelli bakış açısına sahip, hem akademik hem sosyal anlamda öğrencilerin ve çalışanların sadece engelli öğrenciler için değil, üniversitedeki engelli personeller için de destek veren bir birimiz biz aslında. Bunlar için oluşturulmuş bir merkez. Dolayısıyla biraz önden gidiyoruz engellilikle alakalı Türkiye'de. Birçok çalışma da yapıldı. Yani 2016 ve 2018'de engellilik araştırmaları kongreleri yaptık. Sen de katılmıştın Emre. Bunun dışında her yıl 3 aralıklarda akademik paneller ve çalıştaylar yapıyoruz. Bir yüksek lisans programımız var. Ben de mezun oldum nihayet. Engellilik araştırmaları yüksek lisans programı. Hatta tezimin başlığı da Eğitimde Görme Engelliler Derneği de geçiyor. Tezimin başlığı da bu var. Derneğin adının geçtiği ilk tez. Evet. Tezin başta şuydu. Pandemi sürecinde görme engelli öğretmenlerin çalışma hayatındaki deneyimleri Eğitimde Görme Engelliler Derneği örneğiydi. Tam tezin başlığı bu. O yüzden hem benim açımdan hem Enügar açısından hem de dernek derneğimiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kıymetli oldu, evet. Evet, derneğimizin de İstanbul temsilcisiyim şu anda bu arada. Bu bilgiyi de vereyim kenardan. Ne ifade ediyor İstanbul Üniversitesi? İstanbul Üniversitesi'ne geldiğinizde bir defa gelmeden önce daha kayıt aşamasındayken yani kazandığınızı duyduğunuzda biz sizle iletişime geçiyoruz. Ama geçmeden önce yani siz burayı tercih etmeden önce de online olarak bize ulaşabiliyorsunuz ya da tercih günleri oluyor üniversitemizde. Oraya gelip gene bizlerden bilgi alabiliyorsunuz. Bu şekilde ön bir bilgilendirme, ön bir görüşme sağlayabiliyoruz. Sonrası da zaten süreç kendini devam ettiriyor. Şunu soracağım, yani kampüs nasıl bir yer? Yani İstanbul Tamam. Üniversitesi'nin kampüsünden biraz bahsedebilir misin? Evet, burası Beyazıt Kampüsü. Çok bilinen tarihi bir kampüstür burası. Haberlerde, özellikle akşam haberlerinde eskiden Beyazıt Meydanı'ndaki birçok eylemde ilk görülen kapı üniversitemizin tarihi kapısıdır. Bir simgedir. Burada Osmanlı'nın son dönemlerinden kalma ve sonrasında da yapılan tarihi binalar var. Rektörlük binası örneğin, hukuk fakültesi, iktisat fakültesi gibi binalar. Burası aklınızda bir bahçeye giriliyor. Bahçenin hepsi her yerinde binalar var şeklinde bir kampüs olarak canlanmasın. Evet, bir bahçenin içerisinde binalarımız var. Rektörlük, iktisat fakülteleri burada, işte siyasal orada, kütüphaneler var orada ama temel bir bahçenin dışında da yerleştirilmiş. Belki sokak arasında, cadde arasında gibi değerlendirebileceğiz. Binaların da olduğu bir kampüs burası. Yani aralarından otobüs duraklarının olduğu, otobüs yollarının geçtiği, işte Dişçilik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, gibi iletişim fakültesi, yabancı diller fakültesi gibi bunlar o bahçenin içerisinde değiller. Ama burası bir üniversite olduğu için çeşitli yerlere yayılmış durumdayız. Dolayısıyla klasik bir kampüs havası burada yok. Ama hem kampüs var hem günlük hayatını sürdüren insanların ki Kapalı Çarşı'ya yakınız, kampüs Kapalı Çarşı'ya yakın. Hem çalışanların işlerini giderken geçtikleri bir yer. Hem öğrencilerin kafe ve restoranın bol bol olduğu bir yer. Hem veznecilerdeki otellere yakın turistlerin olduğu bir yer. Böyle kozmopolit bir yapıya sahip aslında burası. İşlek bir bölge yani, değil mi? Evet, oldukça işlek bir bölge. Başka kampüsü var mı İstanbul Üniversitesi'nin? Var. Var birçok kampüsü var. Ancak sanıyorum 5-6 yıl ya da daha önceki 7-8 yıl oldu, hatırlamıyorum. Bir bölünme yaşadı İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak ikiye bölündük. Bu bölünmeden önce çok daha
fazla kampüsümüz vardı. Ancak şu an azaldı. Konservatuarımızın olduğu bir kampüs var. Bazı yerler Beyazıt'a geldi. O yüzden azaldı oralar. Çok fazla yani daha merkez kampüs olarak burası şu anda. Tamam, şimdi üniversiteyi kazandım ben. İstanbul Üniversitesi'ne geldim. Bir şekilde size de ulaştım veya işte buldum engeller birimini. Sonra ne oluyor? Sen bizi bulmadan biz seni buluyoruz zaten. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra biz üniversitemizin bilgi işlem sitesinden, görevlilerinden bütün kazanan öğrencilerimizin YKS ile gelmiş, bütün kazanan öğrencilerimizin iletişim bilgilerini öğreniyoruz. Bu iletişim bilgilerini öğrendikten sonra ben ya da arkadaşım Hayri onları tek tek arayıp kaç kişiyse, bazen 15-20 kişi ki sayının çok olmasını önemsiyoruz tabii. Arıyoruz, diyoruz ki üniversitemize hoş geldiniz. İşte ben Ilgın, ben Hayri, engelli öğrenci birim adını arıyoruz sizi. Haklarınız bunlar. Bize gelmenizi istiyoruz. Üniversitemizin Engelliler Uygulamalar Merkezi'nin bir eğitimde fırsat eşitliği yönergesi var. Bu 2014'te yayınlanmış bir yönerge. Engelli öğrencilerin anayasası aslında. Oradaki bütün hakları yazıyor. Ancak bu yönergenin öğrenciler açısından aktif olarak kullanılabilmesi için, bu hakları elde edebilmeleri için engelli öğrenci birimize kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu kayıtta bir kayıt formumuz var. İnternet sitemizde de var bu kayıt formu. Raporlarını bize dijital ya da işte çıktı olarak bize ulaştırmaları gerekiyor. Bu şekilde kayıt yaptırmış oluyorlar. Bir sloganımız var bizim. Bizim ekibimize bir kere gelen, birime bir kere katılan istemediği sürece bizden kopamaz. İçimizi alırız onun şeklinde. Bağ haline geliriz. Bir aile oluruz. Mezun olsa da hala bizi gelen, ziyaret eden arkadaşlarımız varlar bu anlamda. Sonrasında bu aşamalarda geçtikten sonra oryantasyon etkinliği yapıyoruz. Bu genellikle Eylül ayının başlarında, yani dönem başlamadan önce. Son 2 yıldır ofislerimizin önündeki masalarda yaptık ama ondan önce merkez yemekhanede mümkünse rektör hocanın, rektör yardımcılarının, öğrenci daire başkanının, kütüphane daire başkanının, yani bir öğrencinin üniversiteye girdikten sonra muhatap olabileceği bütün kurumların birinci amirlerinin olduğu bir kahvaltı oryantasyonu yapıyoruz. Sonrasında ofislerimizi ve üniversiteye gezmek anlamında bir şey yapıyoruz. Ama öğrenci talebi çok olamadığı için buna, öğrenci sayımız da az maalesef artık. Daha az öğrenci gelmeye başladı maalesef. Bu çok uzun ve derin bir konu bence. Yani öğrenciler malum sen de biliyorsun daha çok uzaktan öğretimi tercih ediyorlar engelli öğrenciler. Daha az engelli öğrenci var. Üniversite sayısı da arttı tabii. Kendi şehirlerindeki üniversiteleri tercih edebiliyorlar. Rakamlarda, yükün rakamlarda bunları gösteriyor. Dolayısıyla aynı durum bizde de var. Yani eskiden 30 kişi kazanırken şimdi 15 kişi gelince iyi rakam diyoruz. O yüzden kendi aramızda bu rotasyonu yapıyoruz. İletişimleri gene kuruyoruz aralarda. Bağlantıları kuruyoruz. Bu şekilde dönem başlıyor. Yurt ve burs olanakları ile ilgili nasıl destekler sağlıyorsunuz? Tabii. Rehberlik birimi de var üniversitenin tabii. Onlar bizimle sürekli iletişim halindeler ve var olan bursları, burs duyurularını bize paslıyorlar. Bizim öğrencilerimizin olduğu bir WhatsApp grubumuz var. Engelli öğrenci birimi WhatsApp grubu. Bütün duyuruları da orada paylaşıyoruz. Öğrenciler malum WhatsApp'tan daha kolay haberleşiyorlar mail üzerindense. O yüzden WhatsApp'tan bütün duyuruları paylaşıyoruz. Yurt ile ilgili durumlarda da üniversitemizin dibinde hemen Vezneciler'de KYK'nın devletin bir kız yurdu var. Burada okuyan arkadaşlarımız oldu ama üniversiteye ait bir yurt en yakın Çapa'da var. Çapa Tıp Fakültesi'nin içerisinde var. Burada bildiğim kadarıyla sadece kız öğrencilerimiz kalıyor. Erkek öğrenciler için Kadırga denilen yerde bir yurdumuz var. Orası da oradan Beyazıt'a gelmek de çok erişilebilir değil. Yol biraz problemli bildiğim kadarıyla. O yüzden erkek öğrencilerimiz ya da diğer kız öğrencilerimize, üniversitemizin yurtlarında kalacak kişilere yurt desteği sağlamak çok kolay olmuyor kendi açımızdan. Peki şimdi üniversite başladı. Eğitim öğretim artık hızlanmaya başladı. Engel grubu özelinde sizin üniversitede ne gibi hizmetler sağlanabiliyor? Eğitim öğretim alanında İşte ders materyallerine erişim bakımından veya mekanlara, sınıflara erişim gibi konularda bize engel grubu özelinde yapılan hizmetlerden, çalışmalardan bahseder misin? Tabii. Şu anda bize kayıtlı olan örgün öğretimde 140 civarında engelli öğrenci var. İçlerinde görme engelliler, işitme engelliler, bedensel süren hastalıkları olan arkadaşlarımız var. Körlerle alakalı sınavlarda ek süre ve asistan desteği sağlanıyor. Fakat %40 oranına sahip olmayan, raporu olmayan arkadaşlarımızın da bazılarının uyarlama ihtiyacı oluyor. Örneğin dikkat eksikliği olan arkadaşlarımıza heyet kurulu raporu alamadıkları için kağıt üzerinde bakılırsa uyarlama desteği sağlanamaz. Ancak biz tek hekimden tek imzalı bir rapor alınarak durum bildirir raporu dinliyoruz. Burada tabii bizim amirimizin Profesör Doktor Resaydan'ın doktor olmasının da tıp hekim olmasının da etkisi var. Onun da onayıyla biz
uyarlama yapıyoruz. Heyet raporu olmasa da bir öğrencimizin sadece bize bir durum bildiri raporu getirse de. Şöyle örneği vereyim. Dikkat eksikliği olan 3 öğrencimiz vardı. Bu arkadaşlarımızla uyarlama yaptık. Notlarında ciddi bir yükselme oldu son 2 yıldır. 3'ün üzerine çıktı ortalamaları ve bu yılda mezun oldular. Süreç bu şekilde bu arkadaşlarımız açısından. Ancak bazı spesifik durumlar oluyor. Mesela bir arkadaşımızın kulak çınlaması durumu vardı. Kulak çınlamasından kastı şu: 70 desibel üzerinde, 70 desibel civarında bir ses olması lazım ki kulağında, kulağındaki çınlamayı bastıracak, dikkatini sağlayıp dersi dinleyebilsin. Kulaklık takılsa dersi duyamayacak. O yüzden bir sınıf uyarlaması yapmıştık ona. Diğer hazırlıktaki arkadaşlarına da bölümden destek alarak biraz daha gürültülü bir sınıfa almıştık onu. Böyle çeşitli uyarlamalar oluyor. Mesela fırsat eşitliği yönergesindeki hakları kullanıyor öğrenciler. Sınav anında böbrek nakli geçirmiş arkadaşlarımız ya da diğer süren durumları olan arkadaşlarımızda da sınav anında girme çıkma hakları oluyor ve sınav süresinin dışında tutulabilir girme çıkmalar gibi bu takım şeyler oluyor. İşitme engelli kişilere işaretini sağlamak maalesef çok kolay olmuyor. Çünkü Türkiye'de hiçbir engelli öğrenci biriminin bütçesi yok. Bütçesi olmayan engelli öğrenci birimi işaret dilini dışarıdan sağlamak zorunda. Maalesef üniversitenin böyle bir işaret dil tercümanı yok. Dışarıdan sağlamaya kalkınca da bu maliyetin karşılanması mümkün olmuyor. Engelli araçları olduğu yüksek lisans programında bir arkadaşımız çok uğraşmıştık. YÖK'le devreye girildi ve benzeri. Bir şekilde üniversite bütçesine dahil edildi, bir kalem bulundu. Ama bu çok kolay olan bir şey değil maalesef. Bedensel engelli tekerlek sandalye kullanan kişiler için de yapı işleriyle iletişime geçilerek özellikle merdiven tipi lift asansörlerin adaptasyonu, tarihi binalarda çünkü yeni asansör yapılması çok kolay olmuyor, bunların sağlanması gerekiyor. Ancak örneğin Edebiyat Fakültesi'ndeki lift asansörlerde sorunlar yaşıyoruz. Öğrencilerimizin geri bildirimlerine rağmen çözemediğimiz durumlar oluyor maalesef. Burada binanın yapısı, çalışılan kurum, yapılan sandalye lift asansör adaptasyonu sorunları yol açabiliyor maalesef. O yüzden öğrencilerimizden sık sık geri bildirimler alıyoruz ve bu sorunun çözülmesi için görüşmeler yapıyoruz. En önem verdiğimiz şey öğrencilerimizin bize geri bildirim vermesi. Sınav sırasında yaşadığı bir sıkıntı da olabilir bu. Sandalye ile ilgili de olabilir. Bir akademisyenin ona sınav notlarını ya da işte ders notlarını erişilebilir formatta vermemesiyle ilgili de olabilir. Bu konuların hepsi İstanbul Üniversitesi'nin fırsat eşitliği dergisinde var. Örneğin bir hoca ders notlarını vermezse vermiyorum diyebilir. Ama burada öğrenci bize başvuruyor dilekçeyle, biz de üst yazıyla fırsat eşitliği dergisindeki maddeyi kullanarak ders notlarının öğrenci ulaştırmasını sağlıyoruz. O zaman İstanbul Üniversitesi'ni tercih etmek isteyenler mutlaka fırsat eşitliği yönergesini okusunlar, incelesinler. Çünkü orada, yani oradaki hakların tamamı uygulanabilir değil belki ama uygulanması için birim destek sağlıyor şu anda. Onu anlıyorum değil mi söylediğinizden? Ve aynı zamanda onu unuttum. 2012 yılında ben ve Profesör Saydın'ın danışmanlığında açılan kütüphaneye bağlı bir engelsiz bilgi merkezi de var. Burası erişilebilir materyal sunulan bir merkez, körler açısından. İstanbul Üniversitesi'nin merkez kütüphanesi yıkılmıştı 5 sene önce. Dolayısıyla materyallerin sağlanması çok kolay olmuyor. Hala da olmuyor. Kütüphane yerine taşındı ama sorunlar devam ediyor. Ancak dijitalleştirme konusunda yine de destek verilebildiğini biliyorum. Ben şu anda doğrudan işin içerisinde değilim artık engelsiz bilgi merkeziyle alakalı. Yaşanan sorunlar olsa da dijitalleştirme yapan bir merkez de var. Peki Braille çıktı alabiliyor mu öğrenciler sizin üniversiteden? Braille çıktı almaları çok kolay değil. Braille printerlerle ilgili sorun vardı en son. Şu andaki durumlarını bilmiyorum. Çünkü taşıma sırasında bunlar depoya kaldırıldı. Tekrar adaptasyonun sağlandı mı o konuda bilgim yok. Çünkü engelsiz bilgi merkezi bize bağlı olan bir merkez değil, birim değil. Engelsiz Bilgi Merkezi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na bağlı. Engelleri Uygulamalaştırma Merkezi de rektörlüğe bağlı. Birbirinden kağıt üzerinde roketik anlamda çok farklı birimler. Evet. Yani ama yine de böyle bir talebiniz varsa tabii, Engelsiz Bilgi Merkezi'ne talep edersiniz. Yine size ulaşırlar. Bir şekilde bu Braille imkanının sağlanması da söz konusu olur herhalde. Yani İstanbul Üniversitesi dediğimiz umuyorum. Yani. Umuyorum evet. Evet, umalım. Peki sağlanan materyallerden bahsettin. Yapılabilecek uyarlamaları söz ettin. Bazı üniversitelerde uyarlama mektubu dediğimiz bir şey var. İşte engelli öğrencinin taleplerinin akademisyene birim tarafından bildirilmesi olarak da özetleyebileceğimiz bir şey. Yani öğrenci ile akademisyen arasında bir köprü de olabiliyor aslında bu dokümanlar. İşe yarayan yerlerin olduğunu duydum. Bazıları da diyor ki bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok. Biz zaten bir şekilde çözüyoruz, iletişimle çözüyoruz diyorlar. Sizde böyle bir uygulama var mı? Bizde yok ama bizde şöyle bir uygulama var. Bizde akademik danışman sistemi var. Yani örnek veriyorum, hukuk fakültesinde okuyan öğrenci doğrudan bize gelmek yerine oradaki akademik danışmanlarıyla gidip, engelli öğrenciler için akademik danışmanlar var,
Onlara giderek durumu orada direkt yerinde çözebiliyor. Daha hızlı bir şekilde çözebiliyor ya da yaşadığı bir sorunu aktarabiliyor. Biz de akademik danışmanlarla yıl içerisinde toplantılar yapıyoruz ve durum değerlendirmeleri yapıyoruz. Bizdeki sistem akademik danışman üzerine yürüyor daha çok. Asistan demiştin az önce, orayı kaçırmayalım. Asistanlardan nasıl faydalanılabiliyor? Asistanlar sınav anında verilen asistanlar. Bizim kısmi zamanlı öğrencilerimiz de yine öğrenci, engelli öğrenci bir talepte bulunursa, örneğin işte şu notumun okunması, şu konuda destek verilmesi gibi bu konuda asistanlık yapabiliyorlar. Haftanın belli günleri gelebiliyor bu arkadaşlarımız çünkü. Ama onun dışında biz gönüllü öğrenci ağımız da var. Bu ağ ile örnek veriyorum, bir öğrencimiz ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum diyorsa ona bir gönüllü öğrenci buluyoruz, bir araya getiriyoruz ve beraber çalışmalarını sağlıyoruz. Ayrıca üniversitenin kariyer geliştirme merkeziyle de zaten irtibat halindeyiz. Bu şekilde de arabuluculuğu yaparak kendileri geliştirmeni sağlıyoruz, destek veriyoruz. İstanbul Üniversitesi'nin bir de uzaktan ve açık öğretim fakültesi var değil mi? AUZEF diye evet, geçiyor. Evet. Peki AUZEF öğrencileri de sizden faydalanabiliyorlar mı? Şöyle az önce söyledim ya, 140 tane örgün öğretimde var diye. AUZEF'te bu sayı yaklaşık 6800. 140'a 6800. Çok ciddi. Engel öğrenci sayısı. Engel öğrenci sayısı. Bu yılki rakamlar henüz elime gelmedi. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Çünkü her yılın sonunda pasif ve aktif öğrenciye ayrılıyor AUZEF'te bu rakamlar. En sonki rakam buydu. Burada tabii ki İstanbul içerisinden ya da dışından çok öğrenci oluyor. Biz doğrudan iletişim halinde değiliz. Çünkü öğrencilerin sistemlerine müdahale edemediğimiz için. AXIS denilen sistemlere müdahale edemediğimiz için. Doğrudan değiliz ama bazen işte bilgi soruyorlar bize. O öğrenciler mail üzerinden ya da sosyal medya üzerinden onlara destek veriyoruz. Ama onların sistemleri ve öğrencilikle ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü dediğim gibi o sisteme girme hakkına sahip değiliz. Yani AUZEF öğrencileri daha çok bu fakülteyle... Evet, AUZEF'in danışmanlarından yararlanmaları gerekiyor. Evet, yani çok böyle bir erişilebilir problem olursa belki AUZEF'le sizin birim olarak bir ilişkiniz olabilir. Peki ne söylersin yavaş yavaş sona yaklaşırken İstanbul Üniversitesi'ni engelli öğrenciler niye seçsinler? Bir defa sürekli ulaşabilecekleri bir engelli öğrenci birimi var. WhatsApp üzerinden ya da mail üzerinden sürekli ofislerde olan personellerimiz var. Yani ben bir toplantı için dışarı gittiğim zaman mutlaka diğer arkadaşınız burada oluyor. Yazın ve diğer durumda koşullarda her zaman burada ulaşabilecekleri bir muhatap var. Daire telefondan saat 9-4 arasında mesela daire telefonu ulaşabilecekleri, mail üzerinden ulaşabilecekleri, mailleri geri dönüş yapılan, aktif olarak kullanılan bir yer burası. Ayrıca Enugar'ın sosyal medyaları, Facebook, Twitter, Instagram'ları hepsinde bütün paylaşımlarda alternatif metin var. Erişilebilir paylaşımlar yapılıyor mutlaka. Web sitemiz sürekli güncel ve YouTube kanalımızda, Enugar'ın YouTube kanalında da aynı zamanda yaptığımız bütün toplantıların, etkinliklerin videoları kesilerek orada yerleştiriliyor. Hepsinde alt yazı ekleniyor. Mümkünse işaretli olan toplantılar işaretliyle veriliyor. Mümkün olunca bilgi erişilebilirliğine de önem veriyoruz ve paylaşımlar bu şekilde yapılıyor. Buraya gelen öğrenciler emin olun ilgiyle karşılanacaklar ve sorunlarının, akademik hayatlarındaki sorunların çözülebilmeleri için elimizden geleni yapan bir merkezle karşılaşacaklar, bilimle karşılaşacaklar. Bunun yanında tabii bizim sadece akademik olarak değil, sosyal de bir takım aktivitelerimiz oluyor. Yani yaza merhaba partisi yapıyoruz mesela, eğleniyoruz. Sadece akademik olarak bakmıyoruz o da çünkü akademinin yanında sosyal aktiviteler de gerekiyor. Tabii ki Enugar'ın yaptığı, son 2-3 yıldır yaptığı etkinlikler de var. Beyaz Baston Festivali gibi ev sahipliği yapıyoruz bunlara. Birçok etkinlik, EGET'te de bir sürü etkinlik yapıyoruz. Dolayısıyla STK'larla da yakın ilişkiler içerisindeyiz. Hem ben hem diğer arkadaşlarım hem de sağlıca. O yüzden buraya geldiklerinde ilgili bir birim ve merkezde karşılaşacaklar. Bunu söyleyebiliriz kendilerine. Tercih döneminde de size ulaşmak isterlerse bu mümkün mü? Bir şey sormak isteyebilirim. Tabii ki mail üzerinden enugar@istanbul.tr yani Eskişehir ile Urfa Yozgat, Giresun Ankara Rize enugar biz izliyoruz o zaman. enugar@istanbul.edu.tr mail adresinden ya da engelsiz@istanbul.edu.tr mail adresinden ulaşabilirler bize. Aynı zamanda sosyal medyada mesaj yazabilirler. Twitter, Facebook, Instagram. Buralardan geri dönüş olur mutlaka. Enugar'ın web sitesinde açıklamalar bölümüne koyarız. Oradan da bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Resa Hoca'ya sevgilerimi iletiyorum. Diğer kurum personeline de saygılarımı, selamlarımı iletiyorum aynı şekilde. Gerçekten ilgili bir birim. Ilgın da bugün çok gerçekçi bir
bilgi verdi. Ne yapabildiklerini, ne yapamadıklarını ve ne yapmak için uğraştıklarını söyledi aslında. O yüzden bence iyi bir bilgilendirme olabilir sizler için, değerlendirebileceğiniz bir yayın olur diye düşünüyorum tercih tarafındaki izleyicilerimiz için. Herkese başarılar diliyorum. Biz yine başka üniversitelerde devam edeceğiz farklı üniversiteleri de tanımaya. İstediğiniz bir üniversite varsa söz vermeyelim ama eğer yazarsanız onlara da ulaşmayı deneriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşene kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere.